Alper ve Erhan, kaç yıllık arkadaşız? 20 vardır herhalde. Vardır. Ne sıklıkla görüşüyoruz? 3 saatte bir. Alper'i 3 kelimeyle özetle desem. Ya inatçıdır. Tuttuğunu koparır yani. Değişimi sever. Yenilikçidir yani. Mesela ne gibi yeniliklerini gördün? Bir iş yapıyorsa her zaman en iyisini yapmayı ister. Olmuyorsa vazgeçer. Sen Erhan'ı bir cümleyle özetlemen gerekse nasıl bir cümle kullanırdın? Yalancı değil. Çok sakin bir adamdır. Alper'den daha yakın bir arkadaşın var mı? Yok. Senin Alper? Var. Benim de var da söylemedim şimdi. Benim de var da söylemedim. Birazdan konuşacağımız konu. Burada çözülebilir bir şey mi? Bilmiyorum. İnşallah çözülür. Nedir bu haklı olanın belli olmadığı husus? İkimizin de kız arkadaşları var ki bu nadir oluyor. 2014 ya 2015 tam hatırlamıyorum, o civarlarda. Benim kız arkadaşımın doğum günü. Bilenler vardır. Bilenler vardır derken kız arkadaşının doğum gününü mü? Onu da bilin diyor yani. Doğum günü. Ben de işte ne gibi bir aktivite yapalım doğum gününde falan derken Erhan'dan öyle bir öneri geldi. Dedi ki gecenin Jolly Joker'de konseri var. Kız arkadaşı çok seviyor o grubu. Ben alayım mı dedi BiletX'ten. Ki bu nadir olur. Orayı fark etmiş. Dedim yok ama gerek yok ya, kapıdan alırız. Sonra işte buluştuk. Kapıda daha ucuz dedi. 4 kişi için bilet alınacak. Evet. Tabii 4 kişi için. Bu arada benim kız arkadaşım yani kimin konser olduğunu bilmiyor. Asıl sürpriz o yani. Biz hepimiz konuya hakimiz. Gece konserine gittik. Üçümüz biliyoruz. Bir tek benim kız arkadaşım bilmiyor. Ve ilk kez böyle bir özel gün olacak. Bu arada biletleri ne minvaldi rakam olarak? 40-50 lira. Öyle bir şeydi. Evet, şu an gerçekten çok vizyonu düşük iki konuk burada yani. Aralarındaki 30 liralık mevzuyu buraya taşımışlar. Girdik abi. Grup elemanları geliyor yavaş yavaş. Bir gariplik var yani. Bas gitarist başka. Ya saz da vardı sahne. Zaten görünce biz bir kıllandık. Ulan klavye var. Allah Allah falan. Önce grup mu çıkacak acaba? Bir şey mi ne falan? Hangi nasıl bir rock grubuysa öncesinde. Kitle de bir acayip. Değişik değişik adamlar var. Abi bir geldi. Ümit Besen. Biz kıza sürpriz yapacaktık. Bize sürpriz oldu yani. Peki biletleri Erhan almıştı. Evet. Gece acaba saatiyle alakalı olabilir mi? Ümit Besen bu gece. Abi şöyleymiş. Abi. Ankara Jolly Joker'deymiş. Ben internetten alıyor olsaydım zaten almamış olacaktık da hani. Ben kapıdaki adama dedim ki gecenin konseri için 4 bilet alabilir miyiz? Verdi. Adam, o da bu gecenin diye. Adam o gecenin diye anlamış. Evet. Bence Erhan'ı ekmek almaya bile göndermek lazım. Adam hala diyor ki ama yazmıyor ki üstünde. Ümit Besen yazmıyor. Yok yazı da yoktu yani. Hiçbir şey yok. O anda ne oldu? Yani Ümit Besen konserini sürpriz yaptığımı düşünüyor. Durum çok daha vahim yani. Yani hiç tanımamışım gibi onu ya. Ne alaka Ümit Besen falan diyor kız. Abi diyemedim ki ya, biz yanlış konsere bilet alacaklar, salak bir insan değiliz diyemedim kıza, tamam ama mı? Ama öyleymişiz de yani. Benim kız arkadaşım çıkalım dedi. Erhan'ın kız arkadaşı seviyormuş Ümit Besen'i. O dedi ki kalalım. Biz kaldık. Şimdi ben burada bir içten içe Erhan'ın yanlışlıkla değil de kendi kız arkadaşına sürpriz yapmak amacıyla. Biz çıktık. Siz kaldınız mı? Biz kaldık. Dedik ki Erhan, dedi ki oğlum para verdik. Biz kalalım dedi. Sonra fazla görüşmedik. Sonra Erhan kız arkadaşına ayrıldı. Ben ayrıldım. Sonra tekrar görüşmeye başladık. Tekrar barıştık. O ne kadar. Peki ne kadar sonra ayrıldın o kızdan? Fazla sürmedi herhalde, bir 3 ay sonra falan. Erhan sen? Bir sene daha sürmüştür. Kıymetli izleyenler, dünyanın en dandik hususunu az önce izledik. Alper'i haklı bulanlar kimler acaba? Alper bu arada soldaki. Evet, evet doğru, Alper'in. Peki, Hikmet'i doğru var saçma sapan. Erhan'ı haklı bulanlar. Evet, hanımefendi Erhan'ı haklı bulmuş. Hanımefendiye mikrofon verebilir miyiz? Erhan'ı haklı buldunuz. Evet. Neden? Bence çünkü Alper Bey önceden biletleri ayarlamalıydı, almalıydı diye düşünüyorum. Siz bayağı bilenmişsiniz Alper'e yani. Ben olsam kendim hallederdim. Beni seven benim için ayarlamalıydı. Evet, seyirciler birbirine girdi şu anda. Evet, Erhan gerçekten bayağı sevilmedi yani. Bayağı insanlar şu anda. O kadar haksızsın ki yani. O kadar adamın hakkını yemişsin. O yüzden ayrılmadınız herhalde. Erhan'cığım bak, bu programın ismi Hak Yerim Değil. Haklıyım, sen bu çocuğun hakkını yemişsin. Kız evlendi şu anda. Bu o kızın kocasını alır gene gider o konsere. Evet, Alper Üstegil ve Erhan Tokgöz konuğumuzdu. Çok teşekkür ederiz kendilerine. Sağ olun.